Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla sizlerleyim. Efol Doğada kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, efsane bir kamp günü bugün. Bir 2-3 günlük kamp olacak. Bu arada yalnızım. Bushcraft çadırımla güzel bir kamp yapacağız. Şimdi böyle yolun ağzında durdum arkadaşlar. Şu gelirken ki virajda şurada çok güzel uzun odunlar buldum. Biliyorsunuz ben port bagajımın üstüne bağlıyorum çünkü gittiğim alanda odun olmayabiliyor. O yüzden şimdi odunları toplayacağım, arabanın üstüne bağlayacağım ve kampa başlıyoruz. Arkadaşlar burada böyle devrik ağaçlar buldum. Kuru, çok güzel. Onlardan böyle uzun uzun alacağım. Düz olanları alıyorum. Arabanın tavanına zarar vermesin diye. Dümdüz sabitliyorum. Öyle bir yere gelmişim ki arkadaşlar. Hadi bunu tahmin edin, bu neyin dışkısı. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bilenler yazsın, neyin dışkısı o. Arkadaşlar, odunlarımı gördüğünüz gibi sabitledim. Bana yeteceğini düşünüyorum. Gayet de kuru, çok güzel. Hadi ben de yoluma devam ediyorum. Zaten gideceğim mevkiye az kaldı.
Arkadaşlar bölgeye geldim. Bayağı bir rüzgarlı hava. Arada bir de yağmur çiseliyor. Sobamı da kurdum. Birazdan kamp eti kuracağım. Gördüğünüz gibi sobanın güvenlik önlemlerini de aldım. Kamp eti şuraya kuracağım. Burada kendime bir yaşam alanı bıraktım. Birazdan bacamız titmeye başlayacak. Odunları indirdim buraya. Şimdi de burada dur. Burada Erdem diye bir arkadaşla tanıştım. Kendisi şehir dışından gelmiş. Kırklareli'nden. Onunla bir dostluk sağladık. Şimdi bana kahve yapıyor. Gece beraberiz. Çadırı tarpın altına çekeceğim birazdan. Hiç sökmeden sadece kazıkları çıkarıp altına getirmeyi planlıyorum. Manzaraya baksanıza ya. Göl harika. Daha halen yerleşmeyle uğraşıyorum arkadaşlar. İşin keyif kısmına geçemedim daha. Arkadaşlar mekanı bu şekilde kurdum. Üstüne tarpı aldım. Buradan iki gider verdim. Biraz önce akıl edemedim. Tarifi ayrı kurdum. Bakın böyle bir manzaram var. Efsane değil mi sizce de? Şimdi sobayı yakacağım. Biraz ayaklarım falan ıslandı. Ondan sonra yemek paslı falan filan. Güzel olacak. Arkadaşlar bayağı ıslandım. Biraz kurayım şöyle bir kendime geleyim. Bayağı bir ıslandım tarpla uğraşırken. Tam kış kampı işte ya. Bir de kar yağsaydı tam olacaktı. Benim duman tütmeye başladı. Durun size şöyle uzaktan göstereyim ortamı. Ortam böyle. Yağmur biraz dindi ama gene de yağıyor. Üstüm başım biraz kurutmam lazım. Soba iyice bir kendini toplasın. Biraz kendimi kurutup sonra yemek faslına geçeceğim. Küçük çadıra hiç alışık olmadığım için her yer eşya oldu. Sobam gürül gürül yanıyor. Kapattığım gibi terledim yani, inanmayacaksınız belki ama. Karnımı bir doyurduktan sonra arabadan dereceyi alacağım. Ölçümleri yapacağım.
Şimdi bu sobanın içinde üstünde bir çay demlenmez mi ya? Hadi bir çay demleyelim beraber. Şu kafa lambalarının aydınlattığı gibi başka hiçbir şey aydınlatmıyor ya. Yani kendime göre şöyle bir güzel bir lamba bulamadım yani. O hatta ileride kalmış. Böyle güzel bir lamba öneriniz varsa arkadaşlar, böyle güzel randımanlı aydınlatan, yorumlarda bana belirtirseniz ya da Instagram'dan yazarsanız sevinirim. Termosunu alacağı kadar zırt pırt çay demlemeyeceğim çünkü. Termosa demleyeceğim. Oradan içeceğim sürekli. Sıravuz gibiymiş. Çaylarım demleniyor. Onu bekliyorum. Sonra hemen minimalist böyle kahvaltı gibi yapacağım arkadaşlar. Karnımı doyurayım. Çok yoruldum çünkü. Allah'tan yağmur dindi ama rüzgar var bayağı. İçerisi ısındı. Keyfim yerine geldi ya. Dışarıda çok üşüdüm ve ıslandım. Yemek de yersem enerjimi toplarım.
Arkadaşlar yorgun düştüm. Yatıyorum. İçlik falan. Komple çıkardım üstümü. Bayağı sıcak. Hatta şu pencereyi bile açtım. Şu an açık. Bayağı sıcak oluyor çünkü çadır küçük. Ben uyuyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Yağmur da başladı. Yağmur sesiyle de çok güzel oynar.